Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Sonic Riders oynuyoruz. Ama nasıl Sonic Riders oynuyoruz ya? Bugün Sonic Forces yok muydu? Ben abonelikten çıkıyorum ya, bu sözüne uymuyor falan diyorsanız çıkmayın. Çünkü yarın gelecek Forces, neden olduğunu da hemen açıklayayım. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kayıt esnasında biri benim kapıma kafa göz girdiği için maalesef ki o kayıt... Ben şunu azıcık kısayım, kafam çok bana şey oldu. Şişti. Dediğim gibi biri kafa göz daldığı için benim kapıma hoş bir ses kaydı olmamış. Yani ses kaydının da sıkıntı olmuş diyeyim. Çok fazla gürültü çıkıyor. Rahatsız olmayın diye ben de onu sildim. Silmek zorunda kaldım. Daha düzgün bir iş yapabilmek için. Ki ikinci bölümümde yine anons manos bir şey geçtiler dışarıdan. O yüzden şey yapamadım ki, şu anda da bildiğiniz üzere karantina altında olduğumuz için sokağa çıkma yasağı verildi bildiğiniz üzere. Benim için tabii sıkıntı oluyor çünkü bütün ev halkı evde ve en ufak bir şeyde, en ufak bir sıkıntıda oyunu sıfırdan oynamak zorunda kalıyorum. O yüzden bir kaydım eğer yarım saat sürecekse 1,5 saat sürebiliyor veya 1,5 saat boyunca çekim yapamıyor biliyorum. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Hani elimde olan bir şey değil. Elimde olan bir şey olsa derim ki bu benim elimde, ancak böyle yapamadım veya yapabildim veya yapmıyorum. Maalesef ki dediğim gibi şey olmuyor. Bu yüzden Sonic Riders çekiyoruz. Sonic Riders'ı neden çekiyoruz? Çünkü çeviri yapmadım ben. Çeviri yapamadım doğrusu. Daha bugün çektim. Yüklemesi şu an oluyor. Şeye, YouTube'a ki video yüklenecek, daha şey olacak falan derken çevireceğim falan derken ancak akşama bitirebilirim ben onu. Ben de öğle boyunca, en azından genellikle insanlar çünkü öğlen boş oluyor. Bu yüzden ben dedim ki öğlen dedim yapıştırıvereyim bir Sonic Riders, en azından ne olup ne bittiğini söylemiş olurum. Hiç yoktan sıfır videoyla karşınıza çıkmış olmam diye. Çünkü biliyorsunuz her gün video atmaya başlıyorum bu karantina günlerinde en azından. En azından yarım saatinizi eğlenceli geçirebilmek için. Umarım işe yarıyordur. Şuradan bir atlayamıyoruz mu? Atlayamadım valla. Çok kötü oldu. Sonic Forces oynadıktan sonra, bir de konsol oynadıktan sonra klavyeye bir anda geçiş yapmak birazcık beni zorladı. Maalesef ikinci olacağız gibi duruyor. Alışmam lazım birazcık. Çok fazla failladım. Hadi bakalım. Bir de bu şekilde de Sonic Riders serisini şey... Bu arada Sonic Riders genelde serilerini dediğim gibi yine duyuru yapmak ve konuşmak, muhabbet etmek için amacılığı da yapıyorum. Sonic Battle R geçenlerde gelemeyenler oldu ki zaten az kişiyle yaptık Sonic Battle'ları. Bir dahaki Battle'larda daha düzgün bir gün vermeyi ve o gün içerisinde o videoyu çekmeyi planlıyorum. Bir sıkıntı olmazsa yani haftaya da bir Sonic Battle R videomuz olacak. Katılmayı unutmayın eğer Sonic Battle'ları inik olan varsa veya indirmeyen ve indirmeyi düşünen varsa haftaya kadar indirmesini tavsiye ediyorum. Yani pazar günü yarına kadar indirin. Pazartesi günü bile yapabiliriz yani, belli olmaz bize. Manyak zamanda kararlar veriyoruz ve Discord kanalımıza katılmadıysanız lütfen Discord kanalına katılın ki Discord kanalından genellikle bu tür salı günü yapacağım, işte çarşamba günü yapacağım falan tarzı şeyleri oradan söylüyorum. Sizin de en azından şeyiniz olmuş olur. Bir fikriniz, bir nasıl diyeyim, haberiniz olmuş olur ha. Hadi be, konamadım. Kuşum ama yere konamıyorum daha ya. Hadi jet. Hızlan azıcık. Kuşsun ama boşsun jet. Uçamıyor daha gariban.
Biz bunu Kartal diye şey yaptık. Neydi bu? Kartal mıydı, Şahin miydi bu? Şahin'di galiba. Seni Şahin diye aldık. Muhabbet kuşu çıktı bundan. Oo, daha bir tur daha varmış. Ben bütün havayı harcadım. Yakın bir zamanda da Sonic X satmaya başlayacağız. Sonic X şey yapmak isteyenler varsa, izlemek isteyenler varsa siteden izleyebilir. perfectblue.online'den rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yeni yeni postlar falan atıp siteyi birazcık daha canlandırmaya çalışacağız. Çünkü artık herkes boş. Herkes oynamak istediği bütün oyunları oynadı ve herkes çok sıkılıyor bizim en azından gruptaki. Ben dedim ki en azından bir şeyler yapalım belki, yani iş yaparak en azından oylanabiliriz. Bu şekilde de Sonic X'i tekrardan başlattık. Tek iki önce Netflix'te falan çıktıktan sonra şey de dedik, yani zaten Netflix'te çıktı. Hani niye yapalım ki falan demeye başladı bizim tayfa. Bu yüzden ben de artık ne diyeyim, tek başıma bütün projeyi sırtlanamayacağım için ben de dedim ki iyi madem bırakalım ya, yapacak kimse yoksa ben de bir şey yapamam sonuçta. Editlerle mi uğraşacağım, YouTube'la mı uğraşacağım, çevirisiyle mi uğraşacağım, o diğerinin çevirisiyle mi uğraşacağım. O yüzden böyle toplanıp en sonunda sıkı sıkı Sonic X'e başlayabileceğiz yakın bir zaman içerisinde. Umarım herkes bir rahat olsun, bir oynayacakları oyunları oynasın herkes de. Ondan sonrasında rahat bir şekilde biz de işimizi yapalım değil mi efendim? Yayın muhabbetleri soranlar var. Yayın yapamıyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Aklıma gelmişken arada notlarımı aldım, notlardan bakıyorum böyle. Yayın yapamıyorum ben çünkü benim internet altyapım çok iyi değil maalesef ki. Ama eğer ki internet altyapısını bir şekilde düzeltirlerse bir gün veya işte bir şey box mı, super box mı, öyle bir şey vardı galiba. Bu internet altyapı müsait olmasa bile işte şey yapabiliyordu. Senin için onu 100 megabite fırlatabiliyordu. Ondan almayı planlıyorum eğer birazcık cebime bir şeyler girerse yakın bir zaman içerisinde. Eğer o olursa yüksek ihtimal canlı yayınlara da başlarım. Ki eğer ki karantina günleri bu şekilde devam ederse ki şey yapmak zorunda kalacağız gibi duruyor. Çünkü yani evde yapacak başka hiçbir şey kalmıyor bu dönemde. En azından bir şeylerle oyalanmış olurum. Biz de yani arkadaş grubu olarak sıkıldık genel olarak. Bir şey yapamıyoruz çünkü. Oyunlar da bitti. Bütün oyunları oynadık, hani incini cincini çıkarttık iyice. O yüzden bir oyun arayışı var yani içimizde. Ya da bir şeyler yapmak için bekliyoruz yani böyle pusuda. Millet dışarı çıkamıyor. En az hani canın sıkıldıkça dışarı çıkardık mesela. Çıkardık demeyeyim yani. Birçok kişi çıkıyordur. Aa hayır, ne yapıyorum ben? Bütün yeteneklerimi kaybetmişim Sonic Riders'taki. Benim de bulduğum ilde şu anda sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bütün dediğim gibi ev halkı evde. O yüzden boş zaman buldukça video stoğu yapmaya çalışacağım. Bugünkü gibi. Onun dışında şey yapamıyorum yani. Çekemiyorum maalesef. O yüzden alta yorum yazıp mesela şunu yap bunu yap dediğiniz zaman İşte gelmedi falan, neden gelmedi derseniz stoktaki videoları atmaya çalıştığımdan dolayıdır. O yüzden bu videoyu öne atmaya çalıştım. Ve bu arada şunu sorayım ben size. Sonic Forces'ı mı ilk önce görmek istersiniz yoksa Sonic Forces'la Manya'yı karışık bir şekilde mi görmek istersiniz, onu merak ediyorum. Çünkü Manya yüksek ihtimal benim arada nefes almam için atabileceğim güzel bir video olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi Sonic X çevirilerinde falan da başlayacağımız için çeviri yapmak ve kanalla ilgilenmek birazcık daha zor olacak ki şu anda kanalın altın çağını mı yaşıyoruz neyiz, 1500 abone olduk. Huhuu bu arada. Teşekkür ederim 1500 abone için, bunu söylemeyi unuttum. O kadar bazen kafam karışıyor ki mesela diyelim aklıma gelmiyor. İşte 1500 abone olduk, ne ara olduk falan diyorum mesela bazen.
300'den sonra ne oldu ben bilmiyorum. Karantinadan dolayı herkes evde artık YouTube'un en dip köşelerine kadar arıyorlar mı, ne yapıyorlar artık bilmiyorum. Ama bulabiliyorlar bizim kanalı ve abone oluyorlar ve çok sağ olun cidden. Hiç durduk yere abone ve hatta katıl butonuna tıklayanlar da oldu ki bu videonun sonunda kendilerine teker teker teşekkür edeceğim. Şöyle bir 4 tane şeyimiz var. Artık katıl butonuna tıklayan abonelerimiz var. Katıl üyelerimiz mi deniyor onlara? Üyelerimiz var. Hepinize cidden teşekkür ederim. Yani küçük bir kanala hani destek olmaya çalıştığınız için diyeyim. Normalde çünkü biliyorsunuz ünlü YouTuber'lara işte şey yapıyorlar, katıl butonuna falan tıklıyor. Bu da benim motivasyonumu arttırıyor cidden. Hani abonemin artması, sonuç olarak izlenmelerimin artması falan. Daha güzel, daha enerjik bir şekilde bu şeyleri açabiliyorum. En azından birilerinin beni dinlediğini ve sevdiğini bilebiliyorum. O yüzden hoş oluyor benim için. Hani gözle görünür bir şeyleri görmek. Ah be, çıkamadım ona. Bu eleman kimdir de yakında çekeceğim. Yüksek ihtimal... Hayır. Yüksek ihtimal şu an bu videodan sonra falan başlayacağım seslendirmelerine. Siz onu bir hafta sonra filan, bir haftanın içerisinde bir yerlerde izlersiniz. Yakın bir zamanda yapacağım çünkü onu. Belki Forces 3. bölüme filan denk geldikten sonra direkt 60 bile olabilirim. O kadar bu eleman kimdir duymaya başladım ki son zamanlarda hani oyun giriyoruz aşağıda yazıyorlar işte bu eleman kimdir diye filan diye. Şeyde Sonic Battle Art falan girdiğimiz zamanlarda. O yüzden yani unutmamam mümkün değil yani Sonic bu eleman kimdirlerine falan. Bu arada Sonic geliyor evet. Şeyde. Sonic Forces'ın son bölümünde de söyledim. Hani pek içime sinmedi diye. Niye aynı şeyi falan söyledi diye söylemedim. Çünkü Sonic Forces'lar daha önce çekildi stop video olduğu için. Bu direkt çekip atılmış bir... Hani günü gününe atılmış bir video olarak düşünebilirsiniz bunu. Ne diyecektim? Çok aceleye mi geldi diyeyim? Ya da... Çok... ne diyebilirim? Karakterin kendi özelliği aslında birazcık daha... Çok şey bir karakter, düz bir karakter Sonic. Nasıl düz bir karakter? Ne diyorsun lan şimdi sen bizim karakterimize falan diyorsanız öyle değil. Pek fazla gelişim göstermiyor. Koşmayı seviyor. Yani Sonic 1'de bakıyorsun. Aa, karakter koşuyor, spin dash atıyor. Evet, koşmayı seviyor. Ve ondan sonrasında bakıyorsun. İşte Sonic Forces'ta karakter koşuyor, yuvarlanıyor ve evet koşmayı seviyor şeklinde devam ediyor. Karakterin pek bir patlama noktası yok yani. Öyle söyleyeyim. Hani cidden... Karakter gelişimi olarak seriyi taşıyan şeyler cidden yan karakterlermiş, onu fark ettim. Yan karakterleri neden bu kadar seviyoruz onu da fark ettim. Çünkü yan karakterleri yani Sonic'in yan karakterleri cidden farklı diyeyim. Nasıl bir farklı? Şöyle bir farklılık. Bu karakterler gelişim gösteriyor. Yani ana karakterden daha fazla gelişim gösteriyor. Belki Sonic serisini bu yüzden seviyoruz direkt olarak. Yani Sonic karakteri zaten... Son evresine varmış bir karakter yani full bir karakter olarak düşünebiliriz. Diğer karakterlerin arka plan hikayeleri daha hoş kılıyor Sonic'i. Belki şu anda Sonic departmanındaki yani Sonic Team'deki şu an oynadığımız oyunları, yeni oyunları yapan kişiler belki bunun farkına varmayı unutmuştur ya da gözden kaçırıyordur bilmiyorum. Eski Sonic oyunlarındaki güzel şeyi yani o arka plan hikayeleri karakterlerin çok daha harika kılıyordu oyunu bence. Şimdi ise her karakter direkt çok şey geliyor yani düz geliyor bana. Yani Tails gibi bir karakteri nasıl daha sonradan fısırık bir çocuğa çalışan, fısırık bir çocuktan çıkıp çocukluğundan çıkıp bir kahraman olmaya çalışan bir karakter daha sonrasında tekrardan fısırık oluyor falan yani nasıl bir şey yani karakterin gelişimini niye siliyorsunuz siz? Karakter zaten olmuş bir hani şey bir karakterde Adventure 2'de ha diyorduk ki tamam, bu karakter olmuş. Hani artık bir
sidekick ve çocuk değil. Hani sidekick'ten de ziyade sidekick de hala yardımcı kesinlikle. Ama şey değil yani, anlayacağınız. Böyle bir ay Sonic işte beni kurtar hadi. Tuzağa düştüm. Falan. Ay işte üstüme mermi yağıyor. Kafamı şu şeyin taşın altına sokayım da korunayım. Falan tarzı bir karakterden çıkmıştı Adventure serisinde. Ama sonrasında demişler ki herhalde, ay bu karakter güzel olmadı. Hadi biz gelin şunu daha da korkak, pısırık bir hale getirelim diye. Bir saçma zaman bir karaktere dönüştürmüşler yani böyle. Bu yüzden yeni oyunlarda yüksek ihtimal bulamadığım zevk o. Karakterlerin gelişimini görmek ya da belli başlı olayların nasıl hallediyorlar onları görmek. Onları göremiyoruz artık Sonic serilerinde. Umarım hatalarının farkına varabilirler ve orijinal şeyler göremiyoruz artık. Hep Generations'ta Chemical Planet görüyorum. 2 gün sonra Last World'da bir Chemical Planet görüyorum. Sonrasında gidiyorum bir daha bakıyorum. Abi daha Chemical Planet. Oğlum bu ne lan? Hani hiçbir farklı bir tema yapmayı bilemiyorsunuz ya da hiçbir farklı bir hikaye yapamazsınız falan diye. İnsan böyle bakıp bir tiksiniyor yani. Bu arada son bu kaldı. Bunu da alayım. Ondan sonrasında bütün cheer'larımı da tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde yüksek ihtimal bir sıkıntı çıkmazsa artık Sonic Forces atmış olacağım. Umarım Forces da şey yapar. Bu araya böyle sıkıştırılmış bir video oldu. Kusura bakmayın, dediğim gibi elimde olan bir şey değil. Hani o videoda kapıma ağız burun girişilmemiş ve bütün videonun içine edilmemiş olsa 2-3 videoda aynı olay var. Sıklıkla böyle vurmuşlar çünkü o kapıya. Bu olmasaydı yüksek ihtimal şu anda Forces izliyor ve eğleniyor olacaktık. Ancak maalesef ki bir gün ertelemek zorunda kaldım Forces videolarını. Tekrardan bugün bütün videoyu çektim hazır boşken. Bütün seriyi çektim tek günde, tek nefeste. Ve şu anda cidden sırtım ağrıyor. Sırtım kemikleri böyle birbirine girdi. Bir de yarın da yüksek ihtimal bu eleman kimdir seslendireceğim. Onun montajı falan yüksek ihtimal salı çarşamba günü tarzı bir şeyde izlersiniz diye düşünüyorum tahminen. Umarım hoşunuza gider o da. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, ellerinizi yıkayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet efendim, şimdi de üyelerimize teşekkür etme zamanı. Boosty'in yeni abonemiz, yeni üyemiz doğrusu. Kadir Efe Efendi, Meta Knight ve Godseeker bana üye olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum bu kadar şeyin içerisinde. Bütün farklı ünlü YouTube kanalların içerisinde bana abone olduğunuz ve üye olduğunuz için. İkisi ard arda. Umarım ben de sizi eğlendirebilirim. Bu desteğinizi şey yapmam. Sıkıntıya düşürmem. Umarım dediğim gibi güzel devam ederiz yani kanal olarak. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu ekti. Üyelerimi unutmayayım. Üyelerimi dediğim gibi arada sırada böyle gelişmeler oldukça teşekkür edeceğim diye. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.